Hiçbir zaman zombi yapımlarının büyük bir hayranı olmadım. Yani bana göre insan öldürmenin o ahlaki değerlerini alıp ama yine de insan öldürmeyle aynı tutan oyunlar, bilmiyorum, bana göre hiç değil. Ama sevenler olduğunu biliyorum ve sevenlerine büyük saygı duyuyorum. Dying Light 2 ise bir tık, hani zombi oyunu demek birazcık ayıp olur. Postapokaliptik dünyada geçen inanılmaz güzel parkur mekanikleriyle beraber özdeşleşen çok güzel bir oyun değil koyun. Yani ona sadece böyle zombi var diye içerisinde böyle yaklaşmamak olmaz. Oyun dünyası için çok gerçekten değerli bir oyun. Şimdi ikincisi çıkmışken hazır bu listeye almamak olmaz. Bekliyoruz efendim. Şubat ayı oyun dünyası için gerçekten çok iyi bir ay. 4 tane inanılmaz güzel AAA oyun var ama bir tane oyun var ki bu AAA'lerden daha çok ilgimi çekiyor her zamanki gibi. Bu da Sifu. Roguelike türündeki oyunların son halkası olan Sifu, karşımıza çıkan düşmanları dövüş sanatlarıyla beraber yendiğimiz ve eğer ölürsek oyuna baştan başlayıp bir de yaşlandığımız bir mekanikle beraber geliyor. Bu mekanik o kadar güzel, o kadar ilgi çekici ki öldüğünüzde baştan başlıyorsunuz, yaşlanıyorsunuz, birazcık daha deneyim kazandığınız için daha da güçleniyorsunuz. Çok güzel bir mekanik ya. Gerçekten insanın inanılmaz ilgisini çekiyor. Nasıl bir formatta olacağını bilmiyoruz. Nasıl bölümlerin olduğunu bilmiyoruz. Ama bu yetenek, bu mekanik bile bizi oyuna almamız için gayet yeterli. Çok ilgi çekici gözüküyor. Bekliyorum vallahi. Hiçbir zaman kendimi strateji oyuncusu olarak görmedim. Ama strateji oyuncularına gerçekten büyük bir saygı duyuyorum. Benim için bir oyuncu, bir gamer, resmi çiz deseniz strateji oyunu oynayan birini çizerim herhalde. Civilization, Age of Empires ve bunun gibi daha nice oyunu oynayan insanlara gerçekten büyük saygı duyuyorum. Bu saydığım efsaneleşmiş oyunların yanı sıra artık Total War Warhammer diye bir marka var ve bu markanın 3. oyunu çok yakında bizlerle buluşacak. Total War Warhammer'ın mesela bana göre en büyük artılarından bir tanesi Age of Empires ve Civilization gibi bilindik medeniyetlerdense daha uçuk, daha kaçık, daha fantastik evrenlere gidip o evrenlerdeki orduları yönetme fikri bana daha cazip geliyor. Bu yüzden beni daha çok içine çekiyor. Ve daha çok bekliyorum. Bekliyorum yani. Yapacak bir şey yok. Meraklanıyorum, sabırsızlanıyorum. Şimdilerde exclusive oyun terimi birazcık anlamını yitirmeye başladı. Sony geç de olsa bütün oyunlarını PC'ye çıkartıyor yavaş yavaş. Ama tabii konsol eksklusif olmasa da sadece PlayStation'a bağlı kalması da oyunlar çok geç PC'ye geliyor. Bu oyunlardan bir tanesi olan Horizon Zero Dawn'ı daha yeni PC'de biz oynadık. Şimdi oyun ikincisi olan Horizon Forbidden West'i PlayStation sahipleri kendi konsollarında rahatlıkla oynayacaklar. Oyunun zaten fragmanları inanılmaz güzel geliyor. İlk oyunun üzerine çok çok koyarak ilerlemişler. Çok daha büyük mekanikler, çok daha farklı platformlarda oynama şansı bulmuşlar. Yani zaten ilk oyunu oynadıysanız, ilk oyunu izlediyseniz ne kadar güzel bir oyundan bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Şimdi ikincisi de ağzımızın suyunu akıtıyor. Ben bir PC oyuncusu olarak yani çıkmasını çok bekliyorum. PC'ye çıkmasını bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum hem de. Oh, Elden Ring sonunda geliyor. Sonunda geliyor. Aylardır bekledik. Aylardır çıkmasını bekledik ve sonunda geliyor. Dark Souls sevenlerin İlk çıktığı, ilk duyurulduğu günden beri büyük bir heyecanla beklediği Elden Ring sonunda bu ay geliyor. Altın kaplamasını aldı. Altın CD'sini aldı. Bundan sonra erteleme yok. From Software'ın en son bizi çıldırtacak, boss savaşlarında delirtecek, bize böyle sağda solda internette şu boss nasıl geçilir diye arama yaptırılacak ve en sonunda da cevap olarak git good cevabını alacağımız Elden Ring bu ay geliyor.